Merhabalar sevgili Lego severler. Sizlere bugün bir Ninjago videosu hazırladım. Haziran 2021'de çıkacak olan Ninjago setlerinin resimleri ve bilgileri Lego bugün paylaştı. Sizlere onları aktarmak istiyorum. Aralarında 4 tane Legacy setimiz var arkadaşlar. Ve 5 tane de 15. sezonda Ninjago Seabound setimiz var. Sizlere hepsine teker teker bir göz atmak istiyorum. Ayrıca arkadaşlar 2 tane Creator, 4 tane Friends, 4 tane Mickey Mouse ve 3 tane Minecraft setleri paylaşıldı. Muhteşem setler. Sizlere onlar için de hemen bugün bir video hazırlamak istiyorum ve yarına paylaşmaya niyetim var. Onlar için de bir video hazırlamak istiyorum. Fakat Ninjago setleri o kadar fazla ki, o yüzden Ninjago'lar için özel bir video hazırlamak istedim. Bu arada arkadaşlar, Almanya'da biz Ninjago diyoruz. Ninjago demeye birkaç arkadaş şikayet etmişti, Ninjago söylememi. Uğraşacağım, fakat 10 senedir Ninjago diyorum. Yavaş yavaş Ninjago demeye alışacağım elbette. İlk setimiz arkadaşlar Kai's Blade Cycle arkadaşlar. 2 tane mini figürlü. 4 artı setimiz Legacy setinden olan bir set arkadaşlar. 200 lira civarı olacak. Ben fiyatları Euro'dan liraya çeviriyorum arkadaşlar. Ortalama büyük bir ihtimal aynı fiyat olduğu için Avrupa ve Türkiye, bütün dünyada fiyatlar aynı olduğu için o yüzden ortalama diyebilirim, ancak tahmin edebilirim ve bugünkü kurdan hesaplıyorum. 200 liralık bir set, 59 parçadan. Tabii 59 4 artı set olduğu için büyük parçalardan oluşan bir setimiz arkadaşlar. 2 tane mini figürümüz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4 artı setler hoşuma gidiyor ve dört gözle beklediğim ultrasonic radar arkadaşlar. Bu set ilk sezondan arkadaşlar çıkmıştı, muhteşem bir set. 94-49 numaralı setten ikinci şey oluyor bu. Çok güzel bir sete benziyor arkadaşlar. 7 tane mini figürümüz var. 729 parçadan oluşan. 850 lira civarı olacağını tahmin ediyorum. Almanya'da 85 euro olacak. Tabii bunlar hepsi serbest piyasada olacağı için indirim ihtimali çok büyük. Ben şahsen 85 euroya almam ama indirimi beklerim. Muhteşem güzel mini figürlerimiz var arkadaşlar. Kai var, Cole var, Zane var, Jay var. Ve bu sette 5. altın ninjamız var arkadaşlar. Sizlere öteki dördünü bütün yenilikler Ninjago setinde sunmuştum. Bu videonun altında onu da paylaşacağım. Öteki 2021'de çıkan bütün Ninjago setleri artı 10 sene özel setleri. 5. altın ninjamız arkadaşlar bu sette. Ve de çok güzel. Komple 6 tane olacak diyorlar. Tabi yenilikler gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Artı Ratla ve Mezmo var arkadaşlar. Ratla ve Mezmo. Arkadaşlar bu Ultrasonic Ray'de 4 parçadan oluşuyor. Ve orada şu yukarıki parça, alttaki öndeki parça ve şu iki tane parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bunları tek tek de kullanabilme imkanı olacak diyorlar. Ve ben epey de merak ediyorum. Evet, şuradan bakarsak şöyle iki tane. Şurada bir uzay aracı, bir motosiklet. Bunlar da ağır arazi araçları olarak geçecek arkadaşlar. Dört parçadan birleşecek set olduğunu görüyorum. Üçüncü Legacy setimize gelelim arkadaşlar. O da 4 artı setinden oluşuyor arkadaşlar. 71-749 numaralı Final Flight of Destiny's Bounty.
güzel bir sete benziyor arkadaşlar. 4 tane mini figürümüz var. Altın mini figür yok bu sette. Ama 4 artı set olarak 400 lira, dediğim gibi arkadaşlar, indirimde bulma ihtimalimiz büyük olacak. Ama güzel bir set. Mini figürlerimiz arkadaşlar bu sette. Kai var, Zane var, Jay var ve Hayalet Ninja Karen var. Bir de şu var ama bu mini figür olarak geçmiyor tabii ki. Ama bu Fly Bounty'den çeşit çeşit olduğu için epey güzel bir sete benziyor. Arkadaşlar unuttum söylemeye. Bütün fotoğraflar Lego'dan. Ben Stone Wars sayfasından gösteriyorum sizlere. Tabii ki bunların hepsinin sizlere piyasaya çıkar çıkmaz hem özel bir videosunu yapacağım. Orada artık benden alışmış olmanız lazım. Ve son Legacy setimize geliyoruz arkadaşlar. O da birinci sezondan. Fire Dragon Attack. Güzel bir set arkadaşlar. Bu da güzel bir sete benziyor. Epey büyük bir ejderhamız, yani kayın ejderhası var. 4 tane mini figürümüz var ve burada da arkadaşlar altın Nia, en son altın ninjamız olarak, yani komple altısını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve bu sette Zane var, Kai var ve Skelet Savaşçısı var. Epey güzele benziyor. Bu da birinci sezondan olan bir set arkadaşlar. Evet, güzel. Şuraların, şu kafaya bir dikkatle bakın arkadaşlar. Çok güzel yapılmış. Benim hoşuma gidecek. Ve arkadaşlar 15. sezondan Ninjago Seabound sezonu. 14. sezonda arkadaşlar Iceland, Ninjago Iceland şeyi vardı, teması, adalar teması. Şimdi de deniz altına, okyanusun altına geçiyoruz. Güzel setlerimiz var. 5 tane set var komple olarak arkadaşlar. Yine bunda da gördüğümüz gibi arkadaşlar, burada da amuletler devam ediyor. 14. sezonda başlamıştı arkadaşlar. Burada da amulet toplayabileceğiz. 2 tane mini figürümüz var arkadaşlar. Dalgıç Lloyd, bu yeni figür, ve Maharay bekçisi. Mech'imiz de güzel. Lloyd Hydromech olarak ismi, setin ismi. Hoşuma gidiyor. 200 lira olacak arkadaşlar. 228 parçadan 71-750 numaralı setimiz. 17 santim yüksekliğinde. Öteki mehler gibi yani. Şey gibi. Beyaz meh gibi. Aynı. Zeyn'in mehi gibi. Aynı boyda duruyor. Burada şu mağara bekçisini yakalamış oluyor. Güzel. İkinci setimize gelelim arkadaşlar. Ninja Subspeed'e. Denizaltı arabası. Bu ancak zaten Ninjago'da olabilir. Çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Ne yapayım, hoşuma gidiyorsa. Yani. 4 tane mini figür var arkadaşlar yine. 356 parçadan oluşan, 400 lira olacak. Yani Almanya'da 40 euro, 400 lira civarı olacak. Dediğim gibi arkadaşlar 4 tane mini figürümüz var ve bir tane mini figürümüz arabada. Dalgıç C var arkadaşlar. 2 tane ve 2 tane de mağara bekçisi var. Pardon, kol şey, Cole Dalgıç, J de arabanın içinde. Benim hoşuma gitti. Şunları merak ediyorum arkadaşlar. Gümüş şeyinden. Şurası. Benim epey hoşuma gitti. Bu 4 artı set miydi?
Yok değil. Seabound setleri arkadaşlar hiçbiri 4 artı değil tabii. Epey de büyük el şeyle karşılaştırabilirsek arkadaşlar 400 liraya o zaman fena değil gibi duruyor. Fakat şu tekerlekleri merak ettim. Şunları epey merak ettim nasıl olduğunu. Güzel şeylerin mağara bekçilerinin kılıçları da epey güzel ve şu da yeni. Hoşuma gitti. Su ejderhası arkadaşlar. 71-754 numaralı setimiz. Üçüncü setimiz. Bu da çok güzel bir ejderhaya benziyor. 5 tane mini figürümüz var arkadaşlar. Bu da epey boyut olarak büyük. Tabii 700 lira civarı olacak arkadaşlar. 737 parça. 5 tane mini figür. Nia var. Dalgıç. Zane var. Prince Kalmar var. Ve 2 tane mağaray bekçisi. Yani mağaray bekçilerden büyük bir ordu kurma ihtimalimiz olacak arkadaşlar. Şurada deniz altında şey var. Çok güzel. Şurada Prince Kalmar. Prince Kalmar. Mini figürler de hoşuma gitti arkadaşlar. Ejderha da epey büyüye benziyor. Şimdi 14. sezonda çoğunluk yeşildi. Bu sezonda çoğunluk mavi olacak. Epey de güzel. Arkadaşlar muhteşem setler geliyor şimdi. Gerçekten iki tane arda arda çok muhteşem güzel bir set gelecek. 71-755 numaralı Temple of the Endless Sea arkadaşlar. 1060 parçadan oluşuyor. 7 tane mini figürümüz var. 1000 lira civarı olacak arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şurada su yılanı var. Bekçi olarak şey şu tapınağı bekçi olarak şey yapıyor. Yine şuradaki güzel amuletler var. Renkler türkiz, siyah, altın. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Şurada bir de mini figürlere göz atalım arkadaşlar. Nia var arkadaşlar. Dalgıç Kay var arkadaşlar. Glutinius var arkadaşlar. Prince Kalma var. Prince Benthamar var. Ve iki tane mağarayı bekçimiz var. Arkadaşlar. Çok bu yani renk yine çok hoşuma benim gitti. Ve burada bir tane de şey var. Bu Friends setinde de var. Bir tek rengi değişik tabi. Muhteşem olacak bu set ya. Nereye kadar bunlar şimdi. Tabi arkadaşlar artık Lego o kadar fazla parça çıkartıyor ki. Güzelce seçmeniz lazım. Bu kadar çok kimsenin gücü yetmez. Almaya yani güzel seçmeniz lazım. Bütün dalgıç ninjaları almanız için bir dahaki seti önereceğim. Eğer mini figürler hepsini istiyorsanız tabi yine bir muhteşem bir set geliyor arkadaşlar. Hydro Bounty. 71-756 numaralı setimiz. Muhteşem büyüklükte. 10 tane mini figür var. 1300 lira civarı olacak. 1159 parçadan oluşan arkadaşlar. Ve burada bütün dalgıçlar var arkadaşlar. Dalgıçlar Kai, Cole, Jay, Lloyd, Zane ve Nia olarak. Artı Prince Kalmar var. Bir tane mağara bekçisi. Ve iki tane Wu Boots. Wu Boots'ları burada nerede onlar? Nereye saklandı? Herhalde şurada içeride bir saniye. Şöyle şunlar arkadaşlar şu iki tane şuradaki iki tane Wu Boots. Evet, 1300 lira ama muhteşem boyda olacak. Şimdi çocuğun eline bir daha bakalım. Evet.
Koskocaman olacak. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muhteşem bir setler olacak. Arkadaşlar dediğim gibi sizlere Creator Friends ve Mickey ve Mini Minecraft setlerini hemen en yakın zamanda sunacağım. Öbürsü gün Star Wars günleri başlıyor. Yenilikler paket açılış videomuz geliyor. Artık ne yapayım? Bütün videoluk hepsi birdenbire geliyor. Artık fazla video yapacağım bu hafta. Şimdi iki günde tatildeyim. Vaktim de var. Artı arkadaşlar kalitemi biraz yavaş yavaş düzelteceğim. 2-3 aya doğru. Sizlere resimleri daha güzel bir şekilde, böyle amatör şekilde değil, daha da güzel bir şekilde videolarımı sunmak için sunmaya uğraşacağım. Bakalım abinizi biraz idare edin. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın arkadaşlar.